Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Biraz heyecanlıyım. Çünkü ömrümde hayatımda ilk defa kirpiklerime ne yapacağım ben? Çok istek oldu. Başka kaş kirpik ile ilgili paylaşım yaptığım zaman zaten benden bunu sürekli istiyorlardı. Ama çok tereddütte kaldım. Yani alayım mı almayayım mı? Gerçekten şu an böyle kalbim pır pır yapıyor. Ben lifting set aldım ve şu an kirpiklerime bunu uygulayacağım. Kirpiklerim zaten uzun. Hiçbir ihtiyaç duymadım ama gerçekten isteyenler için şöyle bir Essence'ın lifting kitini aldım. Hep başka markanın ürünlerini gördüm. Böyle videolarında paylaşmışlar. Bunu görememiştim. Ben de değişiklik olsun dedim. Çünkü aynı ürünün nasıl etki ettiğini herkes bilir. Ama değişik ürünlerde nasıl etki onu kimse bilemez. Böyle ürünleri Trendyol'dan alıyorum. Ücretini söylemeyeceğim, linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü ben videoyu paylaşıp da ücretini söyleyince bazen fiyat değişikliği olabiliyor. O yüzden size oradan linki bırakırım. Almak isteyenleriniz açar. Şimdi kutunun içeriğini bir açalım. Sadece üstten bir göz gezdirdim. Paketini falan açtım. Şöyle içinden gözaltı petleri çıkıyor. Kaç tane var biliyor musunuz? Bir paketin içinde 4 tane, 12 tane şöyle gözaltı pedi var. Şu şekilde uygulama yapmak için, işte tarama için ve ürünleri sürmek için şöyle aparatları var. Gerçekten şu an hiçbir fikrim yok. Şöyle numaralandırılmış olarak 1, 2, 3, 4 şeklinde kirpiklere uygulanabilecek ürünler var. Şu da yapıştırıcısı. Şu da içeriğini bir göstereyim de. Burada bir sürü şöyle göz üstüne yapıştırmak için var. Bunlar numara numara ve şöyle küçük bir not var. Şimdi bunlar böyle gördüğünüz gibi şekilleri, şemalleri biraz kaymış durumda. Covid-19 nedeniyle set içerisindeki silikon petler el değmeden otomatik makinelerde paketlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle silikon petlerde büzüşme olabilmektedir. Petlerin formu kaybolabilmektedir. Formun orijinal hale gelmesi için silikon petleri 10 dakika kaynar suda bekletip akabinde soğuk suya atmanız halinde petler orijinal formuna kavuşacaktır. Petlerde olası form bozulması nedeniyle mağdur olmamanız adına sizlere bu bilgilendirme metnini hazırladık diye şöyle bir yazısı var. Çünkü gerçekten hani o şekilde, yani şekilleri biraz bozuk bozuk 10 dakika kaynar suya atıp tekrar bir şoklamayla eski formuna kavuşuyormuş bunlar. Öyle de bir bilgi paylaşımı var. Şöyle yanında da çok güzel bir kalem gelmiş. Bunu kullanıyorsunuz. Daha önce ben kızıma da almıştım. Bittiği zaman içinde tohumlar var. Ondan sonra bunu ekiyorsunuz ve şöyle çok güzel çiçek açacağım bir kalem var. Çok hoş böyle. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi benim aparatlarım burada tam. Şöyle bir kullanım talimatı var içinde. Önemli açıklama diyor. Öncelikle eğer kirpik lifting yaptırmaya kararlıysanız bunun kimyasal bir işlem olduğunu ve hassas ciltlerde bazı reaksiyonlara yol açabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kirpik uygulamasının yaptırılacağı yerin bu konuda uzman olmasına, gerekli hijyen koşullarının sağlanmasından emin olmalısınız. Uygulama esnasında yapıştırıcı solüsyon göze kaçırmayınız. Aksi halde bazı reaksiyonlara yol açabilir diye şöyle bir uyarısı var. Gördüğünüz gibi kalbim gerçekten şu an çarpıyor. Kendimi karıştırırsam hiç şey yapmayın. Şimdi videolarda baktım. Herkes şey yapıyor. Tek tek uygulama yapıyor. Ama şimdi ben tek tek uygulamada, çünkü belirli bir süre beklenmesi gerekiyor. Bir işlemi yapıyorsunuz 10 dakika bekliyorsunuz. Bir işlemi yapıyorsunuz bekliyorsunuz. Şimdi tek gözümü yapıp diğerini yapabilecek zamanım yok sanıyorum. Çocuklar olduğu için ben iki gözümü birden yapayım. İkisi aynı anda çıksın diye düşündüm. Şimdi şu şekilde içinde silikonlar var. Bunların da numaraları var. Bayağı şey var. Medium, small, large şeklinde şöyle şu şekilde göz üstüne yapıştırılacak silikonlar var. Ben dolayısıyla small yapamam. L ile mi yapsam, M ile mi yapsam ona karar veremedim. Şu şekilde M bu. M ile yapayım ben. L şu şekilde. Böyle bombesi biraz daha fazla. S'nin daha böyle düz. O daha kısa kirpikler için sanıyorum. M'nin de çok hafif böyle. Ben M ile yapayım. Daha iyi anlaşılsın diye. Şununla biz yapalım bakalım. İki gözüme birden yapacağım. Ben de zaten gözle ilgili bir alerji durumu yapmıyorsa rahatlıkla alabilirsiniz. Çünkü benim gözlerimde şey var, alerji var ve bunun için gözlerimi bebek şampuanıyla yıkarım.
Çünkü alerji çok fazla oluyor. Ondan dolayı risk almak istemedim ama denemek de istiyordum. Diğerlerinde böyle ürünler daha çok mu az az mı onu bilmiyorum. Ben sadece bunun içeriğini biliyorum ama fazla böyle her şey var içinde. Gayet güzel şekilde paketlenmiş. Gayet güzel şekilde bilgilendirilmiş. Şimdi gözünüzü, şimdi burada benim gözümü temizleyebilmem için yağ bazlı olmayan temizleme losyonu ile göz ve kirpik çevresini temizleyin diyor. Zaten bir şey yok ama şöyle silelim, sonra kurulayalım. Kaymaması için. Şu şekilde yaptık. Şundan tam kirpik altına. Bunlar yapışıyor mu? Yapışıyor galiba. Yapışkanlı. Göz altı. Tokalarımı takayım çünkü perşemler önüme gelip duruyor. Şöyle yapalım, daha sağlıklı olsun. Bunlar böyle nemli bir şey. Şu an kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şunu bakalım, alalım. İkisini birden yapacağım mı? Vallahi onu da bilemiyorum. Önce şöyle bir tarayayım şunları. Bunu düzgün bir şekilde kirpiklerinizi tek tek ayırmak gerekiyormuş. Çünkü dolayısıyla yamuk olma olasılığı çok fazla oluyormuş. O yüzden buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Düzgün şekilde taranması gerekiyor. Şöyle bir içinde, bunu göstermeyi unutmuşum. Şöyle 3 tane de kirpikleri ayırmak için hem tarak şeklinde hem de şu şekilde aparatları var. 3 tane de bundan, malzemeden kaçmamışlar. Hepsi bol bol. Şimdi bunu yaptık. Sonra içinde şöyle şeyleri sürebilmek için şu şekilde ayrıca bir aparat var. Daha sonra ne diyor? Dilinizin kalıcı losyondan korumak için göz altlarınızı, göz pedlerini yerleştirin. Yerleştirdik. Üçüncü aşama, göz kapağına yapıştırıcı uygulayın ve kirpik çizgisine 5 ölçüden uygun olan silikon pedini yerleştirin diyor. Şimdi bunları yapıştırabilmek için şimdi bunu bu şekilde yaptık. 2 saniye falan bekleyeyim. Şimdi bunları yapıştırdıktan sonra çok güzel gözüküyorum. Bu pedin üzerine de şunlardan, yapıştırıcıdan uyguluyoruz. Çok hafif şuradan yapışmadı ama bakalım gene de yapabilecek miyiz? Şununla. Çok korkunç gözüktüğümün farkındayım. Bunları böyle güzelce ayırdıktan sonra şimdi iyice, gördüğünüz gibi iyice ayırdım. Biraz uğraştırıyor ama uğraştığınız zaman da bu pet falan hepsi yapışıyor. Ondan sonra yapıştırıcıyı petin üzerine uygulayın dedi. 4-5. aşama, kirpikleri tek tek pete doğru tarayın. Taradık. Kirpiklerin pet üzerine yapışmasını sağlayın. Sağladık. Ondan sonra geriye doğru yapıştırılmış kirpiklere No1 perm solüsyonu sürünüz ve yaklaşık 10 dakika bekletiniz.
şundan, şununla sürüp 10 dakika bekletelim. Saatimizi de kuracağız. 10 dakika zamanlayıcımızı da ayarlayalım. Şu birden uygulama yapalım bakalım. Haydi. Bismillah. Ha böyle şeyler varmış, tıpaları varmış bu arada bunların. Hay şey gibi kokuyor, çok kötü kokuyor. Evet. Kokusu bir şeyin kokusuna çok benziyor ama. Şöyle sürelim. Şu an görmekte zorlanıyor muyum? Evet, zorlanıyorum. Gözümüze de değdirmeyelim. Aman aman. Şurada hafif hafif kirpikler kalmış. Şurada. Bazen yaklaşıyorum, yaklaşmak zorundayım. Aynadan görebilmek için. Bu kirpiğim Allah'a emanet gitmiş bu tarafa. Bakalım o nasıl duracak. Şunu şimdi böyle yaptık. Tekrar biri kapatalım, kaldıralım. Şimdi gözümüzü streç filmle ikisini birlikte nasıl kapatacağım? Göremeyeceğim. İşte burada hata yaptım. Neyse 10 dakika çabuk geçer. İlk önce bir saatimi kurayım. Şöyle zamanlayıcımda 10 dakika şöyle başlatıyorum. Arada ben açar açar bakarım. Ne yapalım? Hava almayacak şekildeymiş. Ha görebiliyorum ya. Şeffaf ya. Evet görebiliyorum. Bulanık da olsa. Şimdi böyle 10 dakika bekleyeyim ben. Ondan sonra diğer işlemleri yapalım. Ben şimdi böyle görmeden bekliyorum. 10 dakika oldu. Hemen şimdi bunu çıkartalım. Ay. Gözlerim. Herhangi bir şu an yanma yok. Hafif bakalım. Şimdi kaçı uygulayacağız? Şimdi diyor ki No 2 diyor. Solüsyonu uygulayın ve tekrar 10 dakika bekletin. Şundan uygulayacağız ve 10 dakika bekleteceğiz. Tarayın diyor. Şimdi No 2'den bir uygulama yapalım. Sonra gene 10 dakika bekletelim. Ay sonucu gerçekten merak ediyorum nasıl olacak diye. Bu arada bunu temizledim. Biraz tuhaf. Siz isterseniz de ben yapmam mı? Ah Allah'ım kaşımı da yaptım. Bunu da sürdük. Şimdi tekrar saracağız ve 10 dakika böyle bununla da bekleyeceğiz. Şu tıpayı da kapatayım. Zaman Allah'tan çabuk geçiyor. Çocuklar dediler ki anne ne olmuş sana? Vallahi şimdi zamanı tekrar bir başlatalım. Sıfırlayalım. Başlatalım. 10 dakika tekrar bu şekilde bekleme yapalım. Daha sonra bakalım diğer işlemleri yapacağız. 10 dakika oldu. Şimdi üçüncüye geçelim. Şunu gene tekrar çıkartayım. Ay, çıkarttık. Şimdi ne diyor? Bu aşamada kirpiklerin tekrar ayrılması için sık sık kirpiklerinizi tarayın. Daha hızlı sonuç almak için bekleme esnasında kirpiklerinizi örtebilirsiniz. Bu adımda kirpiklere keratin No 3 uygulayın ve yine 10 dakika bekletin diyor. Şu No 3'ten. Bazı videolarda gördüm bunu son uygulayın diyor ama şimdi ben sırasına göre uygulama yapayım. İlk defa uygulama yapıyorum o yüzden bilmiyorum. Bunu süreceğiz. Tekrar 10 dakika bekleteceğiz. Şimdi bunu sürelim No 3'ten. Bunu sürünce sanıyorum kirpikler biraz ayrılacak şeyden, silikondan. Çünkü herkes de o şekilde olmuş. Bu çok güzel kokuyor. Bu ayrıca bakım yapıyor. Şimdi gene tarama yapalım da şu kirpiklere
sonucunu gerçekten çok merak ediyorum. Gözlerime bir ferahlama geldi. Şunu sürünce. Hiç yanma falan yapmadı gözlerimde. İkisini aynı anda yapmama rağmen. Şimdi bunu sürdük. Tekrar bir kapatalım. Ben ondan çok korkuyordum. O uygulama aşamasında yanma yapar mı gibisinde. Ama hiçbir şey olmadı. Yani korktum. Olmadı. Şimdi gene. Şimdi bunu böyle yaptık. Tekrar bir 10 dakika bekliyoruz. Tekrar sıfırlayalım ve 10 dakikamız başladı. Yine örtelim. Bu sefer temiz alayım. Bunlar çünkü şeyle batık. Ben bunu örttükten sonra 10 dakika sonra tekrar sizlerle olacağım. O kötü kokanlar da o kadar aman aman böyle buram buram kötü kokmuyor. Tamam biraz kötü ama ortalığı devirdim. Örttüğünüz zaman daha çok etki ediyormuş. Bu zaten yağlı bir şey. Şimdi bu şekilde 10 dakika tekrar bekliyoruz. 10 dakika oldu ve şimdi bunları çıkartalım. Şundan da kurtulalım. Şimdi 4 numaraya geçeceğiz. O da neymiş o? Cleanser temizlemek için. Zaten bu 3 numarayı sürdüğünüz zaman hafif hafif bir kirpiklerde şey oluyor. Rahatlama olduğu için hemen silikondan ayrılıyor. Bu silikon şuradan yapışmadı ama yapışmadığı takdirde tekrar kirpiklerimle beraber kaldı orada. Ben ondan tereddüt ettim. Olur mu olmaz mı gibisinde. Ama herhangi bir problem olmadı. Orada kirpik yapışık yukarı. Bakalım. Şimdi temizlemeye geçelim. 4 numarayla. Dört saat boyunca su temas etmemesi gerekiyormuş. Kirpiklere şuradan bir boşluktan yakalayalım. Çıktı. Kirpiklerimin haline bakınız. Temizleyelim. Şunu da çıkartalım. Ne kadar hoş oldular. Boşluktan şöyle yapalım. Şimdi temizleyelim. Şunları da çıkartalım. Kulak çıbığı aldım en sonunda. Daha iyi temizleyebilmek için. Daha biraz var ama onları ben videonun sonrasında temizlerim. Suyla temas etmeyecek, suyla falan sakın yıkamayın çünkü etkisi biter. Bakınız şu şekilde. Şurada çok hafif yapışkanlık var. O da ilk başta çok fazla sürdüğüm için o yapışkanlığı. Ama etki bana göre çok güzel. Kirpiklerim sanki rimel sürmüşüm gibi bakın. Çok güzel oldu. Zahmetli, biraz uzun sürüyor ama. İşleme değiyor mu? Değiyor. Gayet iyi bir şekilde kirpikleriniz oluyor gerçekten. Ara ara ben bunu ne yaparım? Yaparım şunu. Essence'ın şu şekilde açıklamaya linkini bırakacağım. Almak isteyenler oradan alabilir. Ben de böyle yaptıysa ben bir de şeyle yaptım, M ile yaptım. L ile yapsaydım daha hafif böyle ucunu kıvırtmış olurdum. Göz kapaklarım biraz yapışıyor. Onları temizleyeceğim ben videonun sonunda. Arada şöyle kulak çubuğu aldım çünkü bu biraz ince kaldı. İnce kaldığı için yapışkanı ilk başta çok fazla sürdüğüm için ondan dolayı biraz temizlemekte zorluk çektim. Ama sonuç şöyle. Benim bir şey dememe gerek yok. Zaten her şey sizin karşınızda oldu. Kirpiklerimi gördünüz.
nasıl tek tek ayrıldı. Taramak çok önemli. Her uygulama aşamasında muhakkak tarayın. Çünkü taramadığınız takdirde kirpikler birbirine yapıştığı zaman böyle tel tel ayrılmaz. O yüzden böyle yapışık yapışık kalır ve düz olmasına özen gösterin. Çünkü yamuk olursa yamuk şekilde kirpikler olur. Hiç hoş olmaz. Ama şununla gayet iyi bir şekilde liftingimizi başarıyla sonuçlandırdık. Üründen memnun kaldım mı? Tabii ki de kaldım. Gayet güzel. Herhangi bir gözümde yanma yapmadı. Ben sadece ondan çok korktum. Uygulama aşamasında o gözüme falan değerse ki değdi. Hiçbir problem olmadı. O yüzden rahatlıkla alabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Uzun bir uygulamanın sonucunda kirpiklerimi zaten kendiniz gördünüz bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım da isteyenler için yardımcı olabilmişimdir. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.